kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi vlogumuza başlıyoruz. Merhaba Derya. Evet arkadaşlar, biz şimdi nereye gidiyoruz? Tatil alışverişine. Çünkü tatile gideceğiz. Yani böyle kısa bir tatil olacak. Çok uzun olmayacak. Ama işte bu havuz mayosu var. Havuz mayosu. Sonra ailemin şöyle güzel sağlam bir kolluk almak istiyorum. Onları falan alacağız. Öyle bir iki alacaklarımız var. Nisa da bizimle gelecek. Çünkü burada kalacaktı. Annesi bu sene tatile gitmeyecekmiş. Ben dedim ki o zaman Nisa'yı ben götüreyim, Nisa benimle gelsin. Öyle yani, tatil geçirmeyelim oğlum, kızımı. Onu da karne hediyesi olarak tatile götürüyoruz. Değil mi Aydın? Aydın'ı mı çekeyim bakın, size? Bakın. Aydın! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anne? İyi misin? Alim oturdun mu yerine anneciğim? Alim arabaya binmiş bile arkadaşlar. Şimdi sıra bizde. Ürünleri... Yani marketlerde falan satılıyor ya. Acaba var mıdır diye girdim bir şoka. Yok. Aydın da nasıl ortalığı gözlüyor baksana. Aşkım. Sizin haberiniz yok arkadaşlar. Vlog çekmedim de. Alimden sonra Aydın da hastalandı. Yine aynı şekilde boğaz enfeksiyonu. Çok kötüydü iki gündür de. Tam doktora gittim artık. Antibiyotik kullansam mı kullanmasam mı kararsızdım. Doktora gittim. Verecek. Neyse dedim, yazmayın hocam dedim, ben idare etmeye çalışayım. Belki geçer kendine. Yaşı küçük ya, antibiyotik kullanmak istemiyorum. Sonra artık baktım geçmeyecek. İki gün antibiyotik yazdırdım. Ertesi gün geçti. Hani iyileşmeye başladı. Ondan sonra antibiyotik kullanmadan atlattık, Allah'a şükür olsun. Değil mi anneciğim? Kuşum benim. Bayağı fenaydı. Hiç beni bırakmadı. Hiç. Yani 5 dakika rahat bir şekilde duramadım. 5 dakika bile bırakmadı. Sürekli başındaydım. Bugün biraz şimdi evi toparladım. Şey yapacağım. Son alışverişlerimizi yapacağım. Ertesi gün de tatil. Bir de aksi gibi tatil de var ya. Hastayken tatile gitse falan nasıl olur? Onun kafası vardı biraz. Öyle yani. Atlattık ama şükürler olsun. Kuşum. Decathlon'dan almamız gerektiğini söyledi ama burası çok pahalı diyebiliyorum. Bence buradan girip almak yanlış olabilir ama bakacağız. Başka nereden alabileceğimizi bilmiyorum açıkçası. Başka nerede satılabilir ki? Şimdi Decathlon'dan Nuri'ye bir tane deniz gözlüğü aldık arkadaşlar. Alime simit ve kolluk aldık. Yani simit ve kolluğu orta derece aldık da Nisa yüzmeyi biliyor, artık kullanmaz herhalde, ama iki tane aldık gene kullanmak isterse falan diye Nisa'ya da. Onları aldık bakalım şimdi. Başka alacağımız bir şey var mı? Deniz bezi alacağız bir de Aydın için. Ondan sonra gideceğiz. Yani ev bebekten bulabiliriz onu diye düşünüyorum. Her şey o kadar pahalı ki arkadaşlar. Vallahi gratis'e gittim bir şeyler almaya. Hiç gezemedim, çıktım geri. Güzel kıyafetler var ki. İyi ki bir şey alacağım artık. Ne yapalım? Geldik buraya kadar. Çok pahalı değiller mi ama ya? Yani benim gittiğim o atlette fiyatlar çok uygun olduğu için şu an burası çok pahalı geldi bana. Ay bak, tam şu an yazlık bir tulum yani. Tam Aydın'a göre. Şimdi yemek söyledik. Onu bekliyoruz. Ama bugünün biraz farklı anlam ve önemi var arkadaşlar. Yani olacak mı olmayacak bugün net emin değildik. O yüzden çok da bir şey söylemedim de videonun başında. Çünkü çok aksilik oldu. Bizim ablamın arkadaşı bugün ona evlenme teklif edecek arkadaşlar. Onu organize ettik birlikte. Bakalım inşallah nasıl geçecek bilmiyorum. Çünkü geçe kaldı. Normalde 7 gibi yapacaktık. Şu an saat 9, biliyor musunuz? Hani yüzükte aksilik oldu. O yüzden biraz gecikme oldu. Yani başka gün de yapmak istemiyoruz. Derle bugün yapmak istiyor. Bugün belki özel bir gündür onun için, bilmiyorum.
Şimdi koştur koştur oraya gideceğiz, orayı organize edeceğiz. Sonra ablamı alacağız, götüreceğiz. Surprise olacak yani. Şimdi yemeğimi aldım. Şimdi Nurların yemeğini bekliyorum. Nuru'yla Alem'in. Alem dondurma istiyor ama almıyoruz. Çünkü dondurmadan hastalandı zaten yakında. Yakın zamanda. Aşkım annem mi geldi senin? He? Dili dedik. Şu an inanılmaz heyecanlıyım. Her şey kurulmuş. Biz ablama dedik ki şurada yemekler var. Yemek aldık. Beraber gidelim Üreyir'de yemek yiyelim falan dedik böyle açık havada. Değişiklik olur dedik. Öyle alacağız ablamı, götüreceğiz ve ablam şok. Diyeceğiz ki aa burada bir evlenme teklif ediyor. Kim ki yahu falan diyeceğiz. Bir yakınlaşacağız. Güzel değil mi? Biz geçen Nuru ile gittiğimizde Üreyir'de evlenme teklif ediyorlardı. Biri görmüştük. Çok güzeldi yani böyle tam iskelede. Biz de o yüzden Ramazan bize sordu nasıl yapabilirim falan diye. Hemen aklıma o geldi. Dedim orada yapabiliriz. Hem de yakın olduğu için böyle şüphelenmeden gerçekten bir sürpriz olacak şekilde oraya getirebiliriz dedik. Öyle aklıma geldi yani. Ama bir güzel yüzük almış. Bir güzel yüzük. Nuri'ye de gösterdim. Çok güzel yüzük almış arkadaşlar. Gösteririm size birazdan. Bakalım ablam ne tepki verecek. Çok merak ediyoruz. Ali de burada bir yandan yemek yiyor. Arkadaşlar biz ablamı aldık. Yüreğiyle gidiyoruz hep beraber. Aa, bak yok diyordun. Ablan yok diyordunuz. Nerede diyordunuz? Aha burada. Buradayım. Aha da burada. Ne yapıyor Tilla anneciğim? Üreyir iyi oluyor ya abla, yakın ya. Biz sürekli gidiyoruz ya. Ben de diyorum Üreyir neresi? Bir de akşam da ışıklı oluyor orası. Akşam da oturabiliyorsun. Mavi Göl gibi değil yani. Siz geçen sefer de gitmiştiniz galiba. Yani burada giriş ücreti yok. Selam. Burada giriş ücreti de yok. Güvenlik yokmuş yani bilmiyorum da geceler güvenlik yok diyorlar. Gidiyorlar herhalde çalışanlar. Halim şimdi teyzesiyle arkadan geliyor arkadaşlar. Ablama da orada yükleri eline verdik. Bir yanına haberi yok burada. Mutluluklar. Abla hiç anladın mı? Fark ettin mi? Dönemi bence evet. Anlamıştır artık. Ha, ya. Ne oldu ya öyle? Çok tatlısın ya. Abla. Ne düşünüyorsun? Bekliyor muydun böyle bir şey? Çok heyecanlı. Ben de hapşal bir şey oturamadım, içemedim. Eniştemiz de sizi böyle ayrıyetten tanıştırırız. Zaten yakında nişanımız var da. Ayrıyetten video çektireceğiz. Nasıl tanıştık videosu çekeriz artık. Nasıl olacak? Nasıl yemeklerimiz mundar oldu. Vallahi yemeklerimiz mundar oldu. Aç kaldık. Evet. Çocuğum hasta olacak diye montlara sardım şimdi onu. Haydi. Gördünüz mü? Doğru tepkiyi verdi çocuk. Günün anlam ve önemini gösteren benim atmak istediğim çığlığı attı. Bugün ama çok zorlu oldu arkadaşlar. Sabahtan beri çok aksilik oldu.
O yüzden enişte biz biraz çıldırmak üzereydi. Yok, bizden kaynaklı değil. Yüzük annesindeymiş eniştemizin. Annesi de bir yere gitmek zorunda kalmış. Yüzüğü yetiştirememişler. Normalde 7'de olacaktı evlenme teklifi. Şu an saat 11. Öyle söyleyeyim size. O kadar koşturdu etti. Nuri şimdi pankartları toplamaya gitti. Ben yardım edeyim. Hadi sen o zaman git yardım et de. Ay çok heyecanlıyım. Hep soruyordunuz ablam evlenmiyor, ablan evlenmiyor mu, ablan evlenmiyor düşünmüyorum tekrar diye. Aha, en sonunda oldu. Yüzüğüm. Yüzüğü de göstereyim size şöyle. Baget diyorlar değil mi bunlara ablam? Evet, çok tatlı. Baget yüzük. Beğendin mi Aydın? Ya aile bakıp duruyor, aylardır bakıyor. Hemen 2 aydır tek bakıyor. Benim telefondan bile bakıyor. Aydın, halime baksana. Düşecek şimdi, elinde balonla gidiyor. Nisa'yı aldık arkadaşlar şimdi. Biraz kalın giydirdim. Nisa biraz hafiften bir hastaymış da bugün annesi ilaç verince iyileşmiş. Götürsem mi götürmesem mi tatile biraz kararsız kaldıydım da iyileşince götürme kararı aldık. Ama biraz kalın giydirdim gelirken üşümesin diye, biraz rüzgar var bugün. Aydın da gene aynı şekilde daha yeni iyileşti. Allah Nisa ne kadar tepkisiz bak. Ne kadar tepkisiz bakıyorsun kızım, iyi misin? Uyudu da yeni uyandı, evet. Şimdi Nuri ile Halim'i bekliyoruz. Arabayı park edip gelecekler. Eve geçeceğiz. Bugün bayağı böyle hareketli bir gündü bizim için. Şimdi yarın yola çıkacağız. Değil mi Aydın Bey? Aydın. Mutlu musun Nisa ablan geldiği için? Nisa'ya turlama görevi verdim şimdi. Anneciğim. Bana mı bakıyorsun? Gözü bende. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi yola çıktık. Normalde bugün ayrı bir vlog başladım ama dünkü vlogu montajlıyordum. Biraz böyle aklınızdaki soru işaretlerini gidereyim diye videonun sonunda biraz açıklama yapayım istedim. Şimdi ablamın erkek arkadaşı gördüğünüz üzere var. Ama tabii ki bunu burada onun özel hayatı olduğu için resmileşmeden söylemek istemedim. Ya da görünmesini istemedim. Ama burada zaten bu videodan önce aileleri tanıştı. Hani aileler tanıştı. Hani ciddi bir yola girdiler. Ondan sonra böyle bir evlilik teklifi oldu. Özellikle şimdi ikinci kez bir evlilik yolu olduğu için biraz daha resmiyet açısından böyle biraz daha hızlı ilerleyen bir süreç oldu. Normalde evlilik teklifi yani bekliyormuş ablam. Yani ben beklediğimi bilmiyordum da. Çünkü yüzük falan bakıyorlar. Bakıyormuş hatta eniştem. Öyle bekliyormuş yani. Sonra benden yardım istedi. Nasıl yapacağını bilememiş falan. Çok heyecanlıydı. İnanılmaz heyecanlıydı. Dün de çok fazla aksilik oldu. Ama pes etmedi yani. Israrla ben bugün yapacağım dedi. Niyetlendi, yaptı. Çok da güzel oldu ablam için. Çok sevindim. Çünkü ilk evliliğinde hani yaşamadığı çok şey vardı. Ne bileyim, evlilik teklifi isteme vesaire. Hepsini bu evliliğinde ilk defa yaşamış olacak. Yakında da istememiz var zaten. Nişan olacak hatta yakında. Çok az kaldı. Ramazan'dan hemen sonra olacak. Enişte bir hatta Ramazan bu arada. Allah'ım inşallah hayırlı bir evlilik olur. Mutlu olurlar. Sizden de dualar bekliyorum. İnşallah hayırlı, güzel bir evlilik olur. Güzel dualarınızı eksik etmeyin ablamın üzerinden. Yani bence onun adına çok mutlu oldum. Çünkü anlaştığı ve mutlu olduğu bir insan. Bir de çok uzun zamandır ablam yalnızdı. Yani ilk evliliği bittiğinde sanırım Nisa okula başlamamıştı. Yani öyle söyleyeyim. Şu an Nisa ortaokul bitmek üzere. Kaç yıl olmuş? 7 yıl falan. 7 yıl mı 8 yıl mı ne? Herhalde bir yalnız o kadar süredir falan yalnız. Nisa da büyüdüğü için artık biraz içi biraz daha rahat. O yüzden yani evlenmek, yani normalde dediğim gibi hiç düşünmüyordu ama bir de biraz
İnsan hayat arkadaşını bulduğu zaman herhalde böyle bir yola girmek istiyor tam anlamıyla. Hani evlenmek için evlilik değil de inandığı bir insan karşısına çıktığı için evlilik yolunu tercih etti. Öyle yani, zaten daha sonra tanıştırırım sizi. Eniştemiz de böyle konuşkan, sıcakkanlı. Umarım dediğim gibi mutlu olurlar. İkisi açısından da çok çok mutlu oldum. Onun da ikinci evliliği, bir çocuğu var hatta onunla. Öyle yani. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.